Reenkarnasyon inancı 3000 yılından daha fazla süredir vardır. Çoğu Batı ve Doğu öğretisi bizlerin birçok hayat yaşadığını söyler. Einstein enerjinin asla ölmediğini ifade etmiştir. Bedenlerimiz ölür ama enerji ya da ruh yaşamaya devam eder der. Böylece ruh, enerji yeni bir bedene yerleşir ve yeni bir hayat yaşamaya başlar. Pek çoğu kişi inanırken bazıları saçma buluyor. Peki reenkarnasyon gerçekten hissedilebilir mi? Reenkarnasyona inanan insanların bazı belirtilerin olduğunu iddia ediyorlar. Biz de sizin için bu iddiaları bir video haline getirdik. Videoya başlamadan önce bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız bu videoyu beğenerek bize destek olabilirsiniz. 1 numara, her gece aynı rüyaları görüyorsunuz. Rüyalar yaşamanız boyunca yaşadığımız sorunların bir tezahürüdür. Her seferinde aynı şekilde tekrar tekrar meydana gelen garip rüyalar yaşıyor musunuz? Tarihte belirli bir dönemi temsil eden yerlerin ve insanları hakkında mı rüyalar görüyorsunuz? Bu durum ruhunuzun önceki yaşamından anılar hatırladığının bir göstergesi olabilir. 2 numara, inanılmaz derecede güçlü sezgileriniz var. Sezgi, açıklayamadığımız bilgi ve bilgeliğe girme yeteneğimizden gelir. Çoğu zaman bu bilgelik başka bir yaşamda sahip olduğunuz deneyimlerden gelir. Daha çok büyüdükçe nirvana olarak bilinen kaynağa dönmeye ne kadar çok yaklaşırsak o kadar aydınlanırız. 3 numara, bazı sıra dışı anılarınız var. Küçük çocukların daha sonra garip bir şekilde doğru olduğunu kanıtlayan tuhaf anıları olan birçok örnek vardır. Aslında çocuklar yetişkinlere göre bir ruh için geçiş noktasına çok daha yakındırlar ve çoğu zaman geçmiş yaşamlardan daha kolay şeyler hatırlayabilirler. Daha fazla geçmiş hayatın daha fazla anı ortaya çıkabilir. Ancak zihnimiz bize türlü oyunlar oynayabilir. Bu yüzden yargılamak için acele etmeyin. 4 numara, dejavu hissi. Bu bir noktada mı olur? Dejavu daha önce yaşadığımız bir anı hatırladığımız garip duygudur. Dejavu rastgele olur. Çoğunlukla sesler, kokular, manzaralar, tatlar ve diğer birçok duyum tarafından tetiklenir. Bazıları dejavunun nörolojik bir uyumsuzluğun olduğunu iddia ederken, diğerleri dejavunun diğer boyutların olasılığını temsil ettiğini ve bazıları geçmiş yaşam deneyimini açığa çıkardığını düşünür. 5 numara, bazı kişilerin duygularını hissedersiniz. Ruhumuzu olgunlaştırdıkça duyguyu emer, bazı durumlarda etrafımızdaki insanların fiziksel acılarını ya da başkalarının yaşayabileceği şeyleri doğrudan hissedip deneyimleriz. Son derece empatik bireyler, insanlarla dolu kalabalık bir alanda olmakta zorluk çekebilirler. Genellikle çevredeki insanların deneyimlerini hissederler. Bu durum ruhunuzun birçok reenkarnasyona uğradığının işareti olabilir. 6 numara, fobiler. Bazı fobiler anlaşılabilirken bazıları saçma olabilir. Bu durumda kafanızı karıştırırken tekrar doğuş ile bağlantısı olduğu düşünülebilir. Eğer bir şeyden korkuyorsanız ve sebebini bilmiyorsanız geçmiş yaşamınızdan olabilir. Örneğin sebebini bilmediğiniz halde sudan korkuyorsanız bir önceki hayatınızda boğulma yaşadığınız için olabilir. 7 numara, yetenekler. Tek başına yetenekler bir gösterge olmayabilir. Fakat bazı yetenekler açıklanması zor olduğunda, örneğin hiç öğrenmeden aniden yabancı dil konuşursanız bu geçmiş hayatın göstergesi olabilir. Hemen ortaya çıkan ve kolay öğrenilen yetenekler bu zamanki yaşam dilimimizde adeta filtre edilerek ortaya çıkan niteliklerdir. 8 numara, ruh eşleri. Kimi zaman ruhların ilk yaratılış anında eş olarak yaratıldığı söylenir. Aniden romantik veya platonik bağlantı oluştuğunda veya ilişki hızlıca ciddileştiğinde ruh eşinizi bulmuş olabilirsiniz. Bazıları bunu düşüncesizce ve sorumsuzca değerlendirirken bazıları da ruh eşinizi bulduğunuzu söyler. Ruh eşleri zaman boyunca beraber hareket ederler. Reenkarnasyonun gücü yettiği oranda bir araya gelirler. Ruh eşleri her zaman aynı rolleri oynamazlar. Zaman içinde birbirlerine karşı farklı rollere bürünebilirler. Spiritüalizme göre büyük çoğunluğumuz büyük ihtimalle daha önceden burada bulundu. Eğer bu göstergelerden biri veya birkaçı size yakın geliyorsa, geçmiş hayatlarınızı keşfetmek için kişisel araştırmanızda daha da ileriye gitmek isteyebilirsiniz. Meditasyon olduğu kadar, hipnozla geçmiş hayatta geriye dönüş de birkaç önemli detayı size gösterebilir.